Merhabalar, ben Karel. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekeceğim. Bilenleriniz vardır belki. Ben peyzaj mimarıyım. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Yani bu aslında mesleğimden dolayı değil ama mezun olduktan sonra bir bitki sevgisi doğdu bende. Hani okurken böyle bir şey yoktu. Hani bitkilere karşı özel bir şeyim, ne bileyim, ilgim yoktu ya da çok fazla öyle hani bitki alayım bakayım falan gibi bir şeyim yoktu. Sadece işte öğreniyorduk bitkileri. Ben daha çok tasarım kısmını seviyordum. Sonra ne oldu bilmiyorum. Mezun olduktan sonra böyle içimde bir bitki aşkı doğdu. Hatta bu tam olarak ne zaman başladım? 2019'un Mart ayında ilk bitkimi aldım herhalde. Hani başlangıç orada oldu. Sonra aldıkça almaya başladım. Böyle evim yavaş yavaş bir ormana dönüyor. Onu fark ediyorum ama durduramıyorum. O bir batak. Yani eğer siz de benim gibi bitki hastasıysanız eminim anlarsınız beni. Hani gördükçe onu da alasın geliyor. Hani yer yok. Nereye koyacağını bilmiyorsun ama alıyorsun. Yani hani evde bunun için yer olmaması veya hani ihtiyacın olmaması onu almayacağın anlamına gelmiyor. Çünkü her türlü alıyorsun. Evimdeki bitkileri böyle bir göstermek istiyorum. Hani bir tur, bitkilerimin turu falan gibi. Ve hani aslında kanalımda bu şekilde videolara da yer vermek istiyorum. Çünkü çok çeşit bitkim var ve hepsinin bakımını biliyorum. Zaten peyzaj mimarıyım. Hani bunun üstünde de bir eğitimim var. Ve paylaşmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Sonrasında tabii siz de isterseniz hangi bitki nasıl çoğaltılır, hangi bitki nasıl bakılır gibi daha detaylı hani bir bitkiye spesifik olarak yoğunlaşan videolar çekebilirim diye düşünüyorum. Neyse çok fazla sözü uzatmadan başlamak istiyorum çünkü heyecanlıyım. Bayağı böyle bakıyorum şu an karşımda bitkiler, hani gözüm kayıyordur arada görüyorsunuz. Hepsini göstermek istiyorum çünkü hepsiyle çok gurur duyuyorum. Şöyle minik bir sıkıntı var. Kendi kendimin kameramanı olacağım için... Kamera nerede? Kendi kendimin kameramanı olacağım için birazcık zor olacak benim için. Ama her türlü halledebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bitkilerimi göstermeye başlıyorum. Burası benim odam zaten, biliyorsunuz. Arka planı burada çekiyorum videoları. En çok bitkiler... Gerçi hep öyle yani. Bir depoladım salonda ve benim odamda var. Şimdi hepsini göstereceğim. Şimdi nereden başlasak birazcık kafam karıştı. Şöyle yapalım. Şuradan sıradan başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi şuradan başlarsak mesela bu bitki Havortia retusa gibi. Bu bir sukulent. Bu bitkiyi çok seviyorum. Bu arada bu saksılar dünyanın en güzel şeyi değil mi? Bayılıyorum. Bu şekilde. Bu o kadar hızlı büyüyor ki sürekli biraz daha derine dikmem gerekiyor. Bir saniye. Şöyle bunlar sukulentler, etli bitki diye geçiyor. İçi böyle su dolu. Aynı şey gibi, aloe vera gibi. Aloe vera da bir sukulenttir. Bu şekilde yaprakları böyle içi su dolu gibi görünüyor. Bu bitki elephant bush. Türkçesi neydi? Fil azığı. Yanlış hatırlamıyorsam. Latincesi de Portulacarpia ephra. Şöyle bu netleyemiyorum. Şöyle koyayım bir saniye. Bu bitkiyi çok seviyorum. Ve o kadar tatlı bir saksı ki şey gibi duruyor. Böyle saçı gibi duruyor. Ve çok hoşuma gidiyor bu durum. Şeylerden, nereden almıştım? Forbes'ten almıştım. Leva House'dan. İzmir'de öyle yer var. Bilmiyorum başka yerlerde var mı ama. Ay şu işte, bu birazcık şey. Bu bitki Sedum Morganianum. Yok, Sedum Robertum mu? Öyle bir şey. Ya Sedum familyasından. Bu da bir sukulent. Gördüğünüz gibi bunun yapraklarının şu şekilde olması, bakın çıktı hemen zaten. Buruşması su eksiği, az sulandığı anlamına geliyor. O yüzden bunun birazcık sulanması gerekiyor. Hala sağlıklı, herhangi bir şey yok. Sadece işte bakın gidiyor, bakıma ihtiyacı var. O yüzden bunu da özel bakıma aldım. Şurada diğer bitkim, bu Echeveria. Türkçesi Echeveria sanırım.
Bu da bir sukulent. Yaprakları şu şekilde. Bunu çok seviyorum. Ve o kadar büyüyor ki ben aldığım zaman şöyleydi hani. Şu kısma kadar topraktaydı. Hani sadece bu kısımdı mesela. Bu arkadaşlar bu sanırım yine bir ekeveryaydı. Ben bunu çoğalttım. Size çoğaltma yöntemlerini de gösteririm. Şöyle bir şey var. Sukulentleri çoğaltmak o kadar basit bir şey ki hani gösteririm eğer dilerseniz. Sadece bir yapraktan köklendirebiliyorsunuz ve bunu şey yaptığınız zaman çok basit bir şekilde üretebiliyorsunuz. Ben de o yüzden genelde dökülen yapraklarla ya da işte bu bitkiyi çok seviyorsam mesela alıyorum bir tane. O şekilde çoğaltma uyguluyorum. Bu da çoğalttığım bitkilerden bir tanesiydi. Şu bitkim çok böyle kuru çiçeğe benzer bir şey. Hatta çok fazla incelemezseniz ölü olduğunu bile sanabilirsiniz. O şekilde kuru görünüyor ama gayet canlı. Şurada yeni yeşil yaprakları çıkıyor görüldüğü gibi. Bu bitkinin türünden %100 emin değilim. Hala araştırıyorum kitaplarımdan falan. Ama sanki bana şey gibi geliyor. Hilotelephium sieboldi olabilir sanki. Çünkü yaprakları onu andırıyor. Hatta bilmiyorum bence o ya. Sonraki bitkimiz sildim. Bu bitki çok güzel bir bitki ve oldukça dayanıklı. Bu da bir sukulent. Ben zaten bu bitki hayranlığıma sukulentlerden başladım. Bunun ismi Sempervorum siliosum octopedis. Şöyle çok güzel ve yeterli miktarda güneş gördüğü zaman yapraklarının ucu morlaşıyor. Hatta onunla ilgili resim varsa kenara bir yere koyarım. Hani görebilirsiniz nasıl yapraklarının değiştiğini. Bu şekilde çok tatlı bir bitki. Sukulentlerin çok fazla su ihtiyacı olmuyor. Bu açıdan iyi. Yani sadece atıyorum suladıktan sonra toprak tamamen kuruyana kadar bekleyip tekrar iyi bir şekilde sulamak yetiyor. Tabii iyi drenajı iyi olan bir saksıda olması gerekiyor. Bu ay ben buna bayılıyorum arkadaşlar. Bu benim ilk aşkım. İlk aşkım. Bu benim ilk aldığım sukulent. Crassula muscosa. Türkçe ismi prenses çamı ama o kadar seviyorum ki bunu. Çünkü benim ilk göz ağrım. İlk aldığım bitkim bir tane mor bir laleydi. Ve buydu. Bilmiyorum bu. Hatta saksısı şuydu. Şu pembe olandı. O kadarcık, bayağı küçüktü. Fotoğrafını bulursam koyayım kenara. Daha sonra böyle büyük bir şeye aldım. Ama o kadar iyi gelişiyor ki. Bakın şeyi göstereyim size. Şuradan bakın bunlar hep yeni çıkan şeyler. Şu küçük küçük bunları görüyor musunuz? Yan dalları. Küçük oradan bebekler çıkarıyor. Mesela şu. Buna gerçekten aşığım. Bayağı aşığım. Çok seviyorum. Bunu artık çoğunuz bilirsiniz. Bu aloe vera. Şu şekilde ben ya bilmiyorum hani normalde yaprakları kesilip hani yüz için kullanılabiliyor. Yanık olduğunda yanağa sürülebiliyor. Çok faydalı bir bitki her şekilde. Bunun yeri önceden şurasıydı. Şurada bir yerde duruyordu. Orada güneş almıyor ama bu koyduğum noktadaki bitkiler şu raf özellikle sabah güneşini görüyor. Yani çok uzun süre olmasa da bir süre güneş alıyor. O yüzden bu da aloe vera da güneş aldığı için şöyle kızarmaya başladı. Aloe veralar da şeyi sever. Parlak ışığı ve güneşi. Ay şunlar. Bunlara aşığım. Gerçekten çok aşığım. Bu Tradescentia zebrina. Bu inanılmaz güzel bir bitki. Yani miniciklerdi böyle bu yine bu kadar küçük saksıda almıştım bunları. Ama artık büyüdüler. Hatta şunu iyice büyüğe aldım. Bunun bu kadar büyüğe gelmesine gerek yoktu aslında. Ama sıkıntı şuydu. Dallar çok fazla uzun olduğu için böyle bir şeyde yeterli toprak derinliğine ulaşamıyorlardı. Ve kökleri dışarıdaydı. Ben bunları çoğalttım. Onun bir tane videosunu koyarım hatta. Çünkü çoğaltma aşamasında hani aşama aşama video çektim. Bunları şey yapıyorsun. Normal suda falan çoğaltabiliyorsunuz. Direkt kökleri çıkıyor uzun uzun. Ben de çok fazla yerine kadar su koyduğum için her tarafından kök çıktı. Öyle olduğu zaman da yani mesela atıyorum bitkinin şurasından kök çıktı. Benim toprağa ektiğim zaman oraya kadar kapanması gerekiyordu. O yüzden böyle derin bir şeye aldım bunu. Mesela şu benim çoğalttığım, şu benim çoğalttığım bu iki dal.
sonradan koyuldu buraya. Hani bitkinin ana şeyine ait değil. Neyse, Tradescantia zebrina. Böyle çok güzel mor yaprakları var. Şöyle mesela görüyorsunuz, şu an birazcık rüzgar var. Böyle hafif hava akımına maruz kalmaları iyi bir şey. Çünkü dalları kuvvetleniyor, daha da kalınlaşıyor. Diğer türlü eğer hiç böyle maruz kalmadığı zaman çok hem ince oluyor hem de böyle çok küçük bir hava akımında yıkılıyor, kırılıyor yaprakları, yaprakları diyorum, dalları. Ya da artık şeyleri, hani gövdesi kendini taşıyamıyor, böyle bükülüyor. O yüzden birazcık hava akımı iyi arkadaşlar bu bitkiler için. Çok güzel bitkiler. Yani en sevdiklerimden bir tanesi ve bu çok heyecanlı. Daha dün, keşke dün çekseydim bu videoyu. Çünkü dün sabah uyandım ve dünyanın en güzel sürpriziyle karşılaştım. Bu şey, bitkim çiçek vermişti. Yani böyle pembe çok güzel bir çiçeği vardı ve bu, ben normalde bunların çiçek verdiğini bilmiyordum. İnternetten araştırdım, baktım ve diyorlar ki iç mekanda büyütüldüğünde bu çok nadiren çiçek verir. Yani genelde dış mekanda olan tradescentialar çiçek veriyormuş. Bu beni çok mutlu etti çünkü yerini sevdiğini belli ediyor bu. Hatta şöyle bir şey yaptım, belki hani çiçeği gider diye temkinli olarak o zaman da bir video çektim. Hemen şimdi bundan sonra koyayım, nasıl olduğunu görün, ama inanılmaz güzeldi ve aşık oldum. Gerçekten günümü 100 kat güzelleştirdi. Netlemesi. Aa, çok mutluyum. Bugün güzel bir gün arkadaşlar. Umarım sizin bitkileriniz de çiçek açar ve benim gibi mutlu olursunuz. Gördüğünüz gibi tam şurada bir çiçeği vardı, çok güzeldi. O şekilde. Başka, bir de şöyle bir şey var. Bu bitkileri çok fazla ışık almayan bir yere koyduğumuz zaman yaprakları biraz daha yeşil renge dönüyor. Ama bolca ışık aldığı bir yere koyduğumuz zaman bayağı gördüğünüz gibi mesela şu şekilde mor oluyor. Bu önceden salon, ilk başta bunu aldım, bak bu ilk bitkilerimden bir tanesi. İlk bunu aldığım zaman odamdaydı, hatta şurada bir yerde duruyordu. Daha sonra çoğalmaya başladığı zaman ben bu bitkiyi salona aldım. Salondaki yerinde mutluydu ama o kadar da mutlu değildi. En çok burayı seviyordu. Daha sonra ben bunu salondan alıp tekrar buraya getirdim. Saksı değişimi falan yaptım. Çünkü dediğim gibi salonda çok fazla hava akımı yoktu. O yüzden yaprakları, dalları biraz cılızlaşmıştı. Neyse, şu an inanılmaz sağlıklı ve yerini çok sevdiği için bence beni bir çiçekle ödüllendirdi. O yüzden çok mutlu oldum. Bu zaten maşallah, yani buna... O kadar gür ve o kadar güzel ki, bakın şuna bakar mısınız? Bu yeni çıktı mesela. Dünyanın en güzel şeyi. Hatta yeni çıkan birkaç şey daha vardı. Şöyle çevireyim. Pardon tatlım. Arkaları da çok hoşuma gidiyor bu arada. Arka tarafları daha mor. Nerede? Heh. Şurada. Şurada bakın bir tane dal çıkıyor. O da şuradaki gibi olacak. Bunun gibi olacak. Netlemedi ama. Neyse. Heh. Şöyle şu dal gibi olacak. Şuradan çıkıyor. Netle. Heh. Şu da yeni çıkıyor. Ondan sonra... Şurada bakar mısınız? Şu dünyanın en tatlı şeyi değil de ne? Netle. Bakın buradan küçücük bir tane çıkıyor. Şunun gibi olacak. Daha sonra da bunun gibi olacak. Onun dışında şu. Bu Loki bambu. Şanslı bambu. Şans bambusu. Şanslı bambu ne? Sanıldığı aksine, yani isminin aksine, bu bir bambu değil. Bu bir Drakena türü. Drakena sandriana mı? Drakena sandriana. Bu inanılmaz büyüdü ve bu parlak yerleri gerçekten çok seviyor. Eğer bir şans bambunuz varsa, lucky bambunuz varsa böyle bolca ışık alan bir yere koymanızı tavsiye ediyorum. Ve suyunu haftada bir değiştirirseniz çok iyi olur. İçme suyu kullanın veya işte dışarıda bir gün beklettiğiniz çeşme suyunu kullanın. Çünkü klora karşı çok fazla şeyler sevmiyorlar. Kökleri zarar görüyor. Hatta eğer öyle su kullandığınız zaman yaprakları hafif böyle sarıya dönmeye başlıyor. Bunların sularına bitki vitamini koyuyorum biraz. O da çok işe yarıyor. Biraz köklerini göstereyim. Bu hiç yoktu mesela. Ben bu Lucky Bamboo'yu aldığımda burada hiç böyle bir şey yoktu. Bu kadar uzadı. İnanılmaz bir şey oldu. Büyük oldu. Köklerini göstereyim.
Şöyle şurada beyazlar var. O beyazlar, beyaz kökler yeni çıkanlar. Ha, şurada benim bitkilerim yok ama ben buraları da bitki koymayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü neden olmasın? Bence olabilir. Bu Sansevieria paşa kılıcı. Şöyle çok güzel bir bitki. Bunu ben internetten sipariş etmiştim. Çok sağlıklı bir şekilde geldi. Ve bayağı da şey geldi. Çok köklü. Yani ayırmak gerekebilir. Hatta bunun bir videosunu çekebilirim. Çünkü bir tane daha paşa kılıcım var benim ve onu da ayırmak gerekiyor. Bir tane yavrusu var çünkü çok uzun. Onu farklı bir saksıya koymak istiyorum artık. Bu ayırma işlemini yaparken bununla ilgili bir video çekebilirim. Hani siz de eğer paşa kılıcınız varsa nasıl ayıracağınızı, farklı saksıya alacağınızı bilmiyorsanız sizin için de faydalı olur. Ve bunun çok fazla kökü var. Gördüğünüz gibi. Bunları ayırmayı düşünüyorum. Gibi bir sürü varyetesi var. Boduru var. Böyle yanları alacalı sarı olanları var. Sonra uzayanları var. Böyle benim bir tane çok uzun var hatta. O şekilde. Bu arkadaşlar Havortia fasciata albasa ama ben buna yılan derisi diyorum. Bu ismi yılan derisi bilmiyorum ama ben yılan derisi diyorum Türkçe ismine. Çünkü şey gibi sanki burası katmanlı, 3 boyutlu. Gösterebilecek miyim? Aynen şu şekilde. Ve bir yılan derisini andırıyor. Bu da bir sukulent. Bunun da bakımı çok kolay. Sukulentlerin genel olarak bakımı nasılsa aynı şekilde bakıyorsunuz. Sonra hatta bunun burada bir tane yavrusu var. Bu biraz büyüdüğünde nasıl ayrıldığını gösterebilirim. Bunun hakkında da bir video çekip orada çok tatlı bir yavrusu var. Bu inanılmaz güzel bir bitki. O kadar seviyorum ki ve çok şık ve çok güzel görünüyor. Hatta salona gitmeden önce mutfakta bir tane Sansevierian var. Onu göstereyim. O dediğim gibi bir tane Sansevierian vardı. Ana bitkiden ayrı olarak iki tane yavrusu vardı. Bayağı uzamıştı. Bir tanesini ayırdım. Bir tanesi hala anne bitkiyle beraber. Ayırdığımı mutfağa koydum. Mutfak biraz daha şey bir yer. Işık bakımından çok şey olduğu için ama snake plantlar, Sansevierialar gayet iyi karşılıyor bunu. Gördüğünüz gibi bu bayağı uzun. Hani şeydeki odamdaki bodur gibi değil. Şu şekilde. Bunun şey problemi vardı burada. Küçük, iğrenç ve küçük şeyler, sinekler kaplamıştı bunu. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok sinirlendim. Çok üzüldüm. O yüzden komple böyle şeyi değiştirdim. Temizledim böyle. Köklerini ayırdım. Topraktan tamamen arındırdım. Hepsini çöpe attım. Hani o kadar şey oldum ki farklı bir saksıdaydı. Saksıyı bile çöpe attım. Çünkü dayanamadım. Benim bebeğimi nasıl şey yapıyorlar diye böyle istila altına almışlar diye bayağı sinirlendim. Gecenin bir yarısıydı hatta fark ettiğimde. Bayağı sinekle kaplıydı. Küçük küçük. Hepsini temizledim. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Salonuma gel. Salonum tamamen bir sergilenme köşesi gibi. Yani salon ve şöyle bir şey istiyorum. Salonumun şurası var ya. Buraya şey istiyorum. Patos istiyorum. Salon sarmaşığı. Her tarafta böyle şey olsun istiyorum. Sarınsın istiyorum. Ameliyathane. İşte benim jade plant'im buradaydı. Burada ona bir şey yaptım. Arındırma. Yaprakları çünkü böyle olmuştu. Ondan sonra şu an ondan geriye kalan bunlar. Çünkü hasarlı yerleri temizlemem gerekti. Nereden başlayalım? Şu köşemden başlayalım. Şimdi burada benim bir Areca palmiyem var. Areca dipsis. Bu çok güzel bir bitki. Bolca ışık seviyor. Ondan sonra toprağının biraz daha nemli olması gerekiyor. Diğer bitkilere göre, özellikle sukulentlere göre daha çok suya ihtiyacı oluyor. O yüzden unutulmaması gerekiyor. Çok güzel bitki ve bu bayağı büyüyor. Çok güzel bir salon bitkisi oldu. Bu yine söylediğim gibi Drakena sandariana Lucky Bambu. Ama bambu değil. İsmi öyle. Bunlar da yeni. Her taraf gerçekten Lucky Bambu dolu şu an. Ay gelelim. Ay aşığım. Gerçekten aşığım. Arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz Kalatya bitkisi. Kalatea maranta. Türkçesi dua çiçeği diye geçiyor. O kadar güzel ki ben bunu 40 liraya aldım. İndirimdeydi. Şu yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Çok aşığım. İnanılmaz aşığım. Çünkü bu mesela sabahları şey koyarım. Fotoğraf koyarım buraya. Sabahları yaprakları az önce gördüğünüz gibi şöyle aşağı oluyor.
ama gece olduğu zaman şöyle yukarı kaldırıyor. O yüzden doğa çiçeği deniyor. Hatta böyle sanki kendi ellerini yukarı kaldırmış gibi. Böyle çok güzel ve burada yeni yapraklar veriyor. Şuna bakar mısınız? Burada, burada. Ondan sonra burada. Başka veriyor mu? Şu an görebildiğim kadarıyla yok. Ama inanılmaz güzel bir bitki. Ben buna çok çok aşığım. Şu diğer Calathea bitkim. Bu da Calathea orbifolia. Bu böyle şey, çok sosyete bitkisi değil mi? Böyle çok hani kokoş, çok tatlı bir bitki. Ve inanılmaz zarif duruyor. Şöyle. Bir bitki. Bu da aynı diğer Calathea'lar gibi daha nemli bir toprak seviyor. Burada benim yine kendi ürettiğim bitkiler var, sukulent şeylerinden. Bu fikus arkadaşlar. Rubber plant. Türkçesi neydi? Bazen bir dil karmaşası yaşıyorum. Çünkü bitkinin hem İngilizcesini hem Latincesini bilince Türkçesine pek ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Çünkü yani bizim okulda da öyleydi. Hani hiçbir bitkinin Türkçesi önemli değildi. Latincesi önemliydi. Latince ismi esas alınıyor. Çünkü Latince ismi dünyanın her yerinde aynı. O yüzden bize hep Latince isimlerini öğretiyorlardı. Sınavlarda öyle soruyorlardı. Türkçe yazılırsa kabul olmuyordu. O yüzden benim için Latince isimleri daha önemli. Ama tabii ki aklıma o an gelenleri hemen söylüyorum. Nisan falan olabilir. Bu da alalı bayağı oldu. Aldığımdan beri 3 yaprak falan yeni çıkarttı. Hatta 4 de olabilir, şu an emin değilim. Fikuslar, kauçuk bitkileri suyu bayağı seviyorlar. Hani o yüzden bu arada genel olarak bitkileri nasıl hani suya ihtiyacı olmadığını şöyle anlıyorsunuz. Parmağınızı sokuyorsunuz 2,5 santim derinliğe kadar. Nemli ise suya ihtiyacı yok ama 2,5 santime kadar gerçekten kuruysa o zaman suluyorsunuz. Yani genel olarak böyle bu bitkiler için. Şu yaprak yeni çıktı. O kadar güzel çıkıyor ki, hani bir yaprağın çıkmasını izlemek çok güzel. Bu yaprağı çıkarken izledim, bu yaprağı çıkarken izledim, bunu da çıkarken izledim. Yeni çıkan bitkiler her zaman böyle daha açık yeşil olur. Daha sonra bu şekilde koyulaşıyor. Bir tane bitkim var, bu da sukulent, echeveria yine diğeri gibi. Ve bunun saksısı da çok tatlı, bakar mısınız? Çok güzel. Bu yine bir lucky bambu, bambu olmayan. Şans bambusu. Burada yine bir aloe veramız mevcut. Bunun saksısını daha yeni değiştirdim. Ve bu saksıya o kadar bayılıyorum ki. Bunu Ikea'dan aldım. Ikea'ya gidip bunlardan aldım. Pembesi var, sarısı var. Bir de galiba kırmızısı var ama kırmızısını almadım. Bu bitkimiz. Bunu da Ikea'dan aldım. Bu Camedorea elegans. Bu da nem seviyor. O yüzden arada toprağına şey yapıyorum. Mesela şu an bu kurumuş. O yüzden sulanması gerekiyor. Arada bunun toprağına da fıs fısla şey yapıyorum, su sıkıyorum. Arkadaşlar burada bir tane daha aloe veramız var. Bunu da, oradakini de şeyden aldım. Ayran gününden almıştım. Bornavanda olaysanız ayran gününden almıştım. Bu yine bir Sansevieria, paşa kılıcı. Snake plant. Bu şunu göstereyim. Bu ana bitki, anne bitki yani. Buradan kökünden aşağıda hani üretilmesinin, çoğaltılmasını gösterirsem görürsünüz. Bu şekilde bir yumruğu oluşturuyor ve sonra çıkıyor bu. Sonradan onun yavrusu. Bu kadar uzun oldu. Bunu ayıracağım işte. Bu çok güzel bir ev bitkisi arkadaşlar. Şey yapmayı düşünürseniz alabilirsiniz. Bu tek gövdeli. Drakena messengina. Bu nasıl? Bir çok hızlı mı konuşuyorum, nefessiz kaldım ama video gerçekten çok uzun olacak. O yüzden hızlı hızlı her şeyi sığdırmaya çalışıyorum. Şunlar yeni bitkileri, gördüğünüz gibi yeni yaprakları, kara şunu deme artık, yeni yaprakları. Çünkü nereden anlıyoruz? Açık yeşil renkte. Bunlar kıyasladığımız zaman renk farkına bakın. Bu eski, şu yeni, bu açık yeşil, bu koyu yeşil. Bunu da çoğaltmak isterseniz buralardan kesiyorsunuz, o şekilde şey oluyor. Bu bitki Diffenbachia camilla. Türkçesi Diffenbachia. Şurada yine bir yaprağı çıkıyor, çok tatlı. İnanılmaz harika bir salon bitkisi bu da. Bununla ilgili bilmeniz gereken şey, bu da nem seviyor, toprağın nemli kalması gerekiyor. Hatta yani mesela her gün böyle spreyleyebilirsiniz. Aynı şey rubber plant, fikus, kauçukta da geçerli. Onu da böyle fıs fıs diye yapraklarını şey yaparsanız, hatta nemli bir bezle sürekli yaprağında biriken tozları almanız gerekiyor. Bununla ilgili diğer bilmeniz gereken şey arkadaşlar, bu biraz zehirli bir bitki. Hatta yaprağı yendiği zaman böyle kısa sürede bir dilsizlik mi oluşturuyormuş? Bir süre konuşulmuyormuş, bilmiyorum, öyle bir şey. Yani o yüzden evinizde bebek ya da bir evcil hayvan varsa
Dikkatli olun. Ay bu benim aşık olduğum bitki. Bunun tabii yapraklarını silmem gerekiyor. Bakın buna. Bu da şey. Normalde bunlar şey olduğu için. Orman bitkileri. Hani baya baya o filmlerde gördüğümüz ormanlarda olan bitkiler. Devasa boyuta ulaşıyorlar. O yüzden. Yine nefes nefese kaldım. O yüzden. O ormanlarda çok fazla yağmur olduğu için yağmura alışıklar. Hani sürekli böyle bir spreylenmeleri gerekiyor. O yüzden şu şekilde. Monsteraların Monstera Deliciosa bu arada. Türkçesi deve tabanım. Yaprakları bu şekilde oluyor. Ortaları böyle delik delik. Bu o kadar güzel bir bitki. Ben gerçekten buna aşığım. Şöyle şekil oluşturuyor. Şu... Bu çok güzel bir bitki. Şöyle bakar mısınız? Yani yaprakların alt tarafı bu renk. Üst tarafı bu renk ve yani çoğu bitkiden farklı olarak gösterebilir miyim bilmiyorum. Belli olur mu? Olmaz herhalde ama bunun üstü o kadar odaklamıyor. Altı da öyle. Yani tüy tüy. Belli oluyor mu? Olmuyor sanırım. Ama yani tüylü yaprakları var. Ha şuradan belli oluyor. Kenardan görebilirsiniz şöyle. Çok güzel bir bitkim. Ondan sonra bu da işte Kalatya. Kalatya Wave Star. Yani İngilizcesi Wave Star. Çünkü böyle bu şekilde dalgalı dalgalı yaprakları olduğu için. Latince ismi de Kalatya Rufibarba. Şöyle çok güzel dekoratif bir bitki. Arkadaşlar bunu da Ikea'dan. Ikea'dan mı aldım bunu? Evet. Drakena marginata. Bu da gördüğünüz gibi böyle tek gövdeli burasından şeyler çıkartmış. Bunun da bakımı çok kolay. Ama bu da birazcık nem seviyor. Nem gösteremediğiniz zaman yaprakları bu şekilde şey oluyor. Bunu böyle koyulaşmış rengi hani atıyorum kahverengi veya sarı olmuş yaprak görürseniz bitkinin canlı olan yaprak kısmına çok fazla yaklaşmadan çünkü çok yakından kestiğiniz zaman bitki böyle şoka falan giriyor. Şurasından atıyorum keserseniz hem bu kısımlardan temizlemiş olursunuz bitkinizi. Bu da çok güzel bir bitki. Şu arkadaşlar bunu çok seviyorum. Bu spider plant. Latincesi Chlorophytum commosum. Türkçesi neydi? Bu çok güzel bir soru. Kurdele çiçeği. Bu arkadaşlar inanılmaz güzel oluyor. Şöyle normalde şeye falan asabiliyorsunuz. O şekilde sarkan bir bitki. Şöyle yaprakları var. Bunun yüksek nem isteği var bu bitkinin. Yüksek nem sağlayamadığınız zaman şöyle kahverengi uçlar elde ediyorsunuz. Maalesef sana çok iyi bakamadım. Özür dilerim. Telafi edeceğim. Ve bunun normalde şuralardan sarkan bebekleri olacak. Bu normal, bu daha bitkinin kendisi bebek olduğu için daha bebekleri yok. Ama bir yıl falan geçtikten sonra bunu Mayıs'ta almıştım sanırım. Yani bir yıla yakın bir süre geçtiği zaman küçük küçük bebekleri şey olur. Sonra onlardan da bu bitkiyi çoğaltabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. O anı bekliyorum. Böyle bebeklerini göreceğim. Sarkacak böyle ben bunu duvara asacağım falan. O anı bekliyorum. Bitkilerim bu şekilde. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bitkilerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa alabilirim. Bu şekilde videolar çekmeyi çok severim. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Bitkilere aşığım. Başka bir şey var mı? Böyle yani uzun bir video oldu ama gerçekten çok keyifle çektiğim bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abonem olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.